düştü. Vay arkadaş, sen mi bizim ceddimiz Abdülhamit'e yüklenirsin? Sen mi böyle yaparsın? Daha işin aslını, meselenin şeyini, aslını falan anlamadan ki Ebrar şeyi de açıkladı, yani gösterdi, yani o Abdülhamit dengenin mesajını hedef aldığını gösterdi. Buna rağmen aman Allah'ım, işte zaten senin gibi birinin bu takımda olmaması gerekir, senin orada ne işin var, dan şeye kadar gitti yani artık voleybolcuları genel olarak hedef falan söylemlere kadar gitti. Zülal Kalkandelen'le başlayalım. Zülal Hanım, bu zaferin mesajı ne oldu? Ve kim neyi hazmedemedi bu vakada? Cumhuriyet düşmanları hazmedemedi. Laiklik karşıtları hazmedemedi. Kadın nefreti yayanlar hazmedemedi. Gericiler hazmedemedi. Siyasal İslamcılar hazmedemedi. Karşı devrimciler hazmedemedi. Tarikatçılar hazmedemedi. Bir de tabii hukuk devletine karşı olanlar hazmedemedi. Çünkü bu anlattığınız, özetlediğiniz olay cinsiyet ayrımcılığı tamamen, cinsel yönelim ayrımcılığı. Yani hepimizin bildiği gibi yasalar der ki din, dil, hukuk, din, dil, etnik köken gibi şeylere, cinsiyet yönelimi gibi ayrımcılıklar yapmak hukuka aykırıdır, anayasamıza da aykırıdır. Bu kesimler, yani bu, ben hepsini toplayıp karşı devrimciler diyebilirim bu saydıklarımın hepsine. Çünkü karşı devrimcilerde kadın hakları da yok. Yani onları ben öyle bir genel isim altında toplayabileceğimi düşünüyorum. Bu kesimler Cumhuriyet'e olan nefretlerini her olayda zaten ortaya sürüyorlar. Şimdi bir kadınlardan oluşan takım, milli takım ve tabii işte Ebrar gibi içinde, ben Ebrar'ın verdiği tepkileri de çok akıllıca buldum bu arada. Kendisini buradan tebrik etmek istiyorum. Çok genç bir sporcu, genç bir insan ve inanılmaz bir baskıya, ötekileştirmeye maruz kalıyor. Küfür kıyamet saldırıyorlar her yerden. Ama o çok zekice cevaplar veriyor. O boş yapma mesela Abdülhamit. Yani çok daha onlar aslında onu isterlerdi belki. Çok daha çirkinleşen yanıtlar verebilirdi. Onu yapmıyor. Çok da esprilerle falan götürüyor. Ayrıca da şunu sormak istiyorum. Yani bu ülkede Abdülhamit'in eleştirilmezliği diye bir şey mi var? Sabah akşam çıkıp Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'e küfredenler ortalıkta serbest bir şekilde geziyorlar. Onlara hiçbir şey olmuyor. Yani Abdülhamit'i eleştiremez mi bir insan? Yani bir padişah olarak, üstelik de Abdülhamit'in geçmişte yaptıklarını biliyoruz, bir sürü toprak kaybetmiş. Bir padişahtan bahsediyoruz. Yani ben de eleştirebilirim bence. Eleştiremez miyim? Eleştirebilirim. Yani ama o olayda tamamen çarpıtılmış. Bambaşka, dediğiniz gibi ismi Abdülhamit olan bir troll. Ona, yani Ebrar Karakurt bir basket şeyi, voleybol maçı öncesi tarihteki Abdülhamit'i hedef alarak boş yapma Abdülhamit denileceğine dair bu arkadaşlar böyle algılıyorsa. Hayır, olayı kendileri politize ettiler, evet, tamamen günlerce. Yani TRT yayınını siz izlememişsiniz. Ben izledim ve bütün oyuncularla zaferden sonra röportajlar yapıldı kısa kısa. Ebrar dışında. Tarkan sahneye indiğinde yayın kesildi. Yani bir sürü orada aslında TRT adına da skandallar zinciri var orada TRT adına. Onların hiçbirisi söylenmiyor. Sürekli bu Ebrar üzerinden, çünkü orada LGBT hani meselesi hepimizin bildiği gibi bunu pişir pişir önümüze getiriyorlar. Şimdi gene anayasa değişiklikleri, İstanbul Sözleşmesi bu yüzden kaldırıldı hepimizin bildiği gibi, LGBT'yi de koruyor falan diyerek. Yani burada LGBT üzerinden aslında bir yaşam tarzına yönelik, laik kesime yönelik bir hazımsızlık var. Sürekli o gündeme geliyor. Bu ne yazık ki bu maçta bu milli takımımızda bunun kurbanı oldu diye görüyorum ben, ama gerçekten kendilerine bravo, müthiş bir zafer çıkardılar. Hepimize Cumhuriyet'in 100. yılında bir üstelik kadın zaferi yaşattılar. Ben onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Ve hani Ebrar'ı takımdan atmak lazım diye Melih Gökçek girdi devreye. Ebrar'ı takımdan bunu atmak lazım, böyle şey mi olur falan diyor Abdülhamit mesajı üzerine. Yani o atılmasını istedikleri oyuncu ne kadar Türkiye adına, hepimiz gördük İstiklal Marşı'nı okurken hüngür hüngür ağlayan, heyecandan yerinde duramayan muazzam bir oyuncu. Şimdi yani hangisi bu insanlar? Herkes karşılaştırmalar yapıyor. Sen mi yararlısın, bu ülkeye yararlısın? O atılmasını istediğin oyuncu mu yararlı bu ülkeye diye.
haklı olarak karşılaştırmalar gündeme geliyor. Ve haklı olarak yani bu olay o kadar politize oldu ki herkes paylaşım yaparken işte laik cumhuriyet diyor, cumhuriyet diyor, atanın kızları diyor. Neden? Çünkü o değerleri simgeleştiriyor bu genç kuşak oyuncular hepimizin gördüğü gibi. Ama bir futbol maçı olsaydı bu, erkeklerden kurulu bir maç olsaydı hiç belki de bu söylemler, bu zıtlaşma gündeme gelmeyecekti. Hatta ekonomi sınıfı uçakla getirmişler hani oyuncuları bu kadar hayır, yorgunluktan sonra tarifeli uçakla. Futbol maçı olsaydı herhalde jetler, özel uçaklar uçardı. Sertab Erener'di değil mi? Eurovizyon'da birinci evet. olduktan sonra özel ona jetler falan eşlik etmişti ülkeye gelirken. Yani bu çocukların günahı ne? Hiçbir bence günahları yok. Tarifeli uçaktan en büyük şikayetleri şu olmuştur. Bir, hani doğal olarak çok daha uzun beklemek durumunda kaldılar. Tabii, zaten yorgunlar, perişanlar. İkincisi, sayın seyirciler, bu voleybolcu kadınların büyük kısmı uzun boylu. Zaten yani orada, sığamazlar evet, nasıl ki. Sığdılar? Uzun, çok uzun. Koltuk tabii. aralarına falan çok büyük bir olmuştur, problem olmuştur. Evet. Ne diyorsunuz Türker Ertürk? Doğru, katılıyorum. Ama yani bu yaşadıklarımızın esas sorumlusu siyasi iktidar. Bakın Katar'daki Arjantin-Fransa maçına Sayın Erdoğan gidiyor.